Kur'an'da namazı nasıl kılacağını yazıyor mu, yoksa biz bunu hadislere göre mi kılıyoruz? Yakışıklım, bak şimdi şöyle, namaz, Allah diyor ki mesela ay var, güneş var, yıldızlar var, işte Şira yıldızı var diyor. Efendim, işte yemek, Allah'ın verdiği nimetlerden yiyin, temiz olan yiyeceklerden yiyin. Şira yıldızı ne dediğimi sormuyoruz güneş. Bak namaz, 10 bin yıldan beri, 12 bin yıldan beri herkesin bildiği bir ibadet. Kıyam, rükû, secde. Ya Kur'an'ın bunu açıklamasına gerek yok. Yani ezberlenmiş bir şey bu. Namaz ne dedi? Herkes bilir. Yani yürümeyi bize öğretmez Kur'an. Güneşle bir zaman o sokağa çıkalım ya, güneşten bahsediyor Kur'an. Nerede güneş dersek. Şimdi bunun bir mantığı olur mu? Adam çıksın ya, güneş bahsediyor Kur'an'da. Güneş ne? Tepende duruyor güneş işte. Nasıl o silsileyle bilinen bir bilgi yani. Bizim bildiğimizi biliyor, Allah onu açıklamaz. Mesela ay, aydan bahsediyor. Ay nerede, hani bak göster. Olmaz. Mesela gökyüzündeki yıldızların konumunu söylüyor Allah. Biliyoruz. Ya biliniyor. Bunu tarif etmesine gerek yok Kur'an'ın. Kur'an'ın tarif etmediği yüzlerce konu var. Bizim bildiğimizi bilerek Allah tarif etmez. Namaz da bütün dinlerde bilinen bir ibadet. Yani binlerce seneden beri ezberden bilinen bir şey. Buna rağmen Allah kıyam ederler diyor. Bak kıyam. Rükû vardır diyor ve secde vardır diyor. Ve namazlarını kılarlar. Vakitli olarak da kılınır. Vakitli olarak kılınır. Vakitlerinde söyledim diyor Allah ayette. Var hakikaten ayetlerde vakitler var. Şeklini tarif ediyor. Fakat diyor bir sefere çıktığınızda, bir işte savaş falan olduğunda namazları kısaltın diyor. Kısaltın. O zaman oradan da anlıyoruz namazların konumunu. Yani insanlar çok fazla detay istiyorlar. Ya detayımız işte sana kolaylık. İstediğin gibi, yoksa öbür türlü bak namazda vesvese ediyor adam. Sen yüzlerce, binlerce kural getirirsen halk namazı kılamıyor, insanlar kılamıyor. Deliye çeviriyorsun insanları. Aklı gidiyor. Çıkaramaz. Allah hiç kural yok. Kolay. Mesela Hazreti İbrahim devrinde Hazreti İbrahim seccadesini seriyordu. Hemen 5 dakika abdest alıyordu. Oradaki suyla, akarsuyla. 5 dakika. Hemen Allah'a ibadetini yapıp çıkıyordu. Şu an camiye giren çıkamıyor kardeş. Sabahtan giren akşama kadar orada kalıyor. Böyle bir din anlayışı yok. Böyle bir şey olmaz. Allah bize güzellikler yapın, temizlik yapın, insanlara faydalı olun, zenginlik sağlayın diyor. Akşama kadar ibadet olmaz.